Yapay zeka insandan daha zeki hale geliyor mu? Son günlerde bu tartışma çok alevlenmiş durumda. Alevlenmesinin sebebi de OpenAI'da yaşanan drama ve o drama sırasında ortaya dökülen bilgi parçacıkları. OpenAI tarihinde dört kez en sonuncusu geçtiğimiz haftalarda olmak üzere cehalet perdesini araladığımız ve keşif sınırını ileriye taşıdığımız o odada bulunma şansını elde ettim ve bunu yapmak hayatımın profesyonel onuru. Sam Altman OpenAI'dan atılmadan birkaç gün önce katıldığı önemli bir toplantıda bu çok gizli gizemli açıklamalar yaptı. Hafta sonu yönetim kurulu toplandı ve doğrusu bir açıklamada bulunmadan Sam Altman'ın işine son verdi. Ona karşı güvenimizi kaybettik dedi. Sonra acayip bir drama yaşandı. O drama içerisindeki en temel konuda para her zamanki gibi. Microsoft Sam Altman'ı yedirmeyiz dedi. Biliyorsunuz Microsoft OpenAI'nin en büyük ortağı ve işe aldı doğrudan Microsoft'a. Sonra OpenAI'de gel gel Sam Altman sensiz olmuyor dediler. Oraya geri döndü. Şu anda Sam Altman hem Microsoft'ta hem OpenAI'da lider pozisyonda. Neden OpenAI'ye çok geri istediler onu. Bir yandan herhalde iyi bir lider, iyi bir vizyoner şirketi buraya kadar getirmiş bir insan. Bir yandan da asıl sebep tabii para. Çünkü Sam Altman şirketi 30 milyar dolar değerlemeden 90 milyar dolar değerlemeye doğru taşıyan yeni bir yatırım turundaydı. Biliyorsunuz bu tip şirketlerde bütün teknoloji ekipleri hisse senedi opsiyonları zenginleşiyorlar. Sam Altman'sız kalmak pek hoşlarına gitmedi. İşin magazinsel boyutu bu. Ama asıl sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Sam Altman neden işten atıldı? Sam Altman'ın işten atılmasının sebebi o odada gördükleri miydi? Ve orada da gördükleri hakkında Sam Altman ve yönetim kurulu üyeleri hatta bazı OpenAI çalışanları arasında bir fikir anlaşmanızın olması mıydı? Ne görmüş olabilir dedikodular işte burada ayyuka çıkıyor ve yapay genel zeka yani bir insanın yapabildiği hemen hemen bütün düşünsel faaliyetleri yerine getirebilen bir yapay zekaya çok yaklaşıldığı, bu konuda bir keşif yapıldığı ve bundan dolayı yönetimde ayrılıklar olduğu düşünülüyor. Sam Altman tam bir iş insanı olarak bu teknolojiyi paraya dönüştürmek istiyor. Oysa OpenAI'daki bazı başka insanlar bu teknolojinin tehlikeli olduğunu, henüz geniş toplulukların emrine verilmemesi gerektiğini, bunun insanlık için tehlike teşkil edebileceğini söylüyorlar. Dedikodu o ki kavga buradan çıktı. Sonunda tabi para kazandı. Reuters konu üzerine epey gitti ve içeride çalışanlar arasında QSTAR yani Q Yıldızı isimli bir projeden bahsedildiğini, bununla ilgili yazışmalar olduğunu ortaya koydu. Ve Reuters Q-Star projesinin yapay genel zekaya doğru çok önemli bir adım olabileceğini, tahmin ediyor. qstarın belli matematik problemleri çözebildiği bir ilkokul çocuğu seviyesindeki matematik problemler içinden çıktığını öne sürüyorlar. Bu, bu işte yapay zekada önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Neden yapay zekada sıçrama anlamına geliyor? Bizim bugün kullandığımız ChatGPT gibi modeller aslında pek düşünen modeller değiller. Onlar çok büyük veriyle eğitiliyorlar ve siz örneğin sucuklu yumurta nasıl yapılır diye sorduğunuzda içinde sucuk, yumurta, sucuklu yumurta nasıl yapılır gibi bütün veri kaynakları yola çıkarak size en anlamlı cevabı bulmaya çalışıyorlar. Ama esas mesele matematikte. Çünkü matematikte sonsuz derecede fazla soru sorulabilir ve bu matematik probleminin geçmişte bir örneği yoksa eğer yapay zekanın hafızasında buna doğru cevabı vermeyebilir. Buradan küçük bir örnek mesela ben 7 artı 5 eksi 70 artı 18 eksi 20 artı 10 dedim ve bana bunun matematik sıralamasını yapıp 40 diye bir sonuç verdi. Ama ikinci sorumda 14.709 artı 45 artı 879 artı 78 artı 12 dediğimde verdiği cevap yanlış. 15.623 veriyor cevap olarak. Oysa 15.723 olması gerekiyor. Kendi hesabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Çeçipiti benim bu sorduğuma benzer bir kombinasyonu bulamadığı için bir desen keşfedemedi ve doğru yanıtı veremedi. Unutmayın çipiti düşünemiyor. Sadece büyük veri setlerindeki desenleri keşfedip onun arasındaki bağlantıları kurabiliyor. Bu nedenle eğer gerçekten matematik problemi çözebilen bir yapay zeka varsa elde bu insanla yapay zeka arasındaki önemli bir farkın kapanabileceği anlamına geliyor. Biz insanlar matematik formülleri kurup bunların çözümlerini bulabiliyoruz. Bundan dolayı bilimsel araştırma yapabiliyoruz. Yapay zeka ise şu anda sadece bir dil programı aslında. Acaba matematik yapabilir hale gelecek mi? Bunu yapabiliyorsa nasıl yapıyor? Arkadaki teknolojik gelişme nedir acaba? Bu konuyu araştırdıkça Nathan Lambert isimli bir insanın Interconnect isimli bloğuna denk geldim. Ve Nathan Lambert anladığım kadarıyla yapay zekada son derece gelişkin birisi olan biteni ve Q star'ın yani Q yıldızın ne olabileceği konusunda bazı spekülasyonlar yapıyor. Temelde söylediği şey aslında şu anda ekrandaki görselde anlatabiliriz. Mesela Google araması yaptığınızda input output yani bir girdi bir soru soruyorsunuz bunu bir çıktısını veriyor. Geneksel olarak kullandığımız chat de araya bazı basamak sorular da sorabiliyorsun. Mesela diyorsunuz ki ben yapay zekayı anlatan bir video yapmak istiyorum. Lütfen bana bir 12 dakikalık güzel içerik çıkart. Ama o biraz esprili olsun ve lütfen izleyicileri de sonuna kadar tutabilsin. Araya böyle basamaklar ekleyebiliyoruz. Çok basit indirerek anlatmaya çalışıyorum. Tam kendimin anladığımı da söyleyemem. Lambert diyor ki galiba ChatGPT'de Tree of Thought yani düşünceler ağacı gibi bir yöntem izleniyor olabilir. Bu da aslında mantıklı düşünme anlamına geliyor olabilir. Bir girdi var ve bu girdiden doğru bir çıktıya ulaşmak istiyoruz. Normalde yapay zeka programları eğitilirken doğru çıktıyı verince ödüllendiriliyorlar. Fakat diyor yazarımız galiba Tree of Thought'a geçtiler ve bu yöntem Yöntemde, ara tarafta doğru yolda gidip gitmediğinde ödüllendiriyorlar yapay zekanın. Böylece yapay zeka düşünmeyi öğrenmeye başlamış durumda. Bunu okul hayatınızdan bir örnekle anlatmak gerekirse matematik sorusunda sadece sonuca mı not alıyordunuz? Hayır değil mi? Gidişata da not alıyorduk. Gidişat çünkü bizim düşünce silseğimizin doğruluğunu gösteriyordu. Burada da bu düşünce silsesinin doğru olup olmadığını ödüllendiren yeni mekanizma gelmiş olabilir diyorlar. Microsoft Research'in yayınladığı Orca 2 isimli bir araç araştırma var bu arada. Yeni bir araştırma bu. Bütün bu dokümanları linkten aşağı bırakıyorum. Biraz okuması zor dokümanlar. Çoğun içinden ben de çıkamadım ama şansınızı deneyebilirsiniz. Burada yapay zekaya bir görev veriyorlar. Fakat bu görevi sadece istedikleri sonuçla değil, izlemesi gereken yol haritasıyla tanımlıyorlar. Bir sürü birbiriyle alakasız cümlecik var. Bu cümleleri bir araya getirip anlamlı bir paragraf kurmasını istiyorlar kendisinden. Görev bu ama bu görevin yol haritasını da veriyorlar. Önce ana temayı bul. Daha sonra cümleler arasında bazı sebep-sonuç ilişkilerini araştır. Hikayenin başı olabilecek cümleyi önce bul. Daha sonra bundan bir sonraki en iyi cümlenin ne olacağını planla. En sonunda bütün bunları anlamlı bir hikaye halinde gelecek şekilde yeniden yapılandır. Aşağıda da bunun bir örneği var. Bir sürü birbirleri hiç ilişkisi görülmeyen cümleden anlamlı bir çıkarım yapıyor ve numara sırasına göre bu cümleleri yan yana dizebiliyor. Bunun mevcut chat uygulamalarından en büyük farkı gördüğünüz gibi sadece sonucu istemiyoruz. izlemesi gereken yolculuğu da tanımlıyoruz ve bu yolculuğun ne kadar doğru girip gitmediğinde puanlayabiliyoruz. Bu sayede yapay zeka yolu da öğrenebiliyor, düşünmeyi öğreniyor diyebiliriz. Bunu tamamlayan başka bir konu da yapay zekanın ihtiyaç duyacağı veri. Normal olarak yapay zeka bizim sunduğumuz verilerle besleniyor. Yani internetteki yazılarımız, görsellerimiz, ansiklopediler, kitaplar, videolar buradaki bilgilerden yararlanıyor. Fakat burada bir kısıtlama var. İnsanoğlunun ürettiği kaliteli bilginin sınırları var. Acaba yapay zeka kendi bilgilerini üretebilir mi? Bu makalede diyor ki ChatGPT'nin bunu yapabildiğini görüyoruz. Yani ChatGPT'ye bir görev verdiğiniz zaman bu görevi mantık sırası içerisinde planlayıp düşünebiliyor. Bu plan ve düşünce silsilesinin doğru işleyip işlemediğini puanlayabiliyor ve bu konuda kendini geliştirmek için yeni veri üretebiliyor ve o verin üzerinden simülasyonlar yapabiliyor. Bambaşka bir yapay zeka çözümü olan Tesla'nın otonom sürüşünde bunu benzer örnekler var. Tesla yollardan veri topluyor. Bu gerçek veri. Fakat Tesla bazen yollardan toplayamadığı veriyi de simüle ediyor. Nedir? Yolun üzerine uçak düşerse ne yapacağız gibi. Normalde olmayan bir veri bu. Fakat olabilir hayatta. Bunları mühendisler simülasyon ortamında yaratıyorlar. İşte diyor ki bu doküman ChatGPT bu tip vakaları kendi kendine yaratabilir. Ve bundan dolayı da düşünce silsesi kurma, düşünce silsesinin doğru olup olmadığını ölçme ve bunu geliştirmek için kendi verisini üretmek gibi çok acayip bir yere gidebilir. Aslında bu tip işleyen sistemler çok yeni değiller. Ünlü uzak doğu oyunu Go'yu yenen DeepMind yapay zeka algoritması böyle bir işte işteydi. Daha önce mesela satrancı yenen yapay zekada insanların geçmişteki satranç maçları yapay zeka öğretilmişti. Yapay zeka oyunu oynarken de insanlardan geri bildirim alıyor. Oysa Go oyununu öğretirlerken daha önceki Go maçlarını evet gösterdiler. Orada insanların nasıl oynadığını öğrendi. Fakat daha sonra kendisi kendisiyle maç yaparak yani kendi kendine veri üreterek Go oyununda mükemmelleşti. Eğer henüz izlememişseniz Netflix'te DeepMind'in Go oyunun en büyük oyuncusunu nasıl yendiğine dair çok enteresan bir belgesel var. Orada tüm oyuncuların ve oyun eleştirilerinin şaşkınlığa düştüğü bir an var. Hiç unutmuyorum. Bu oyunu nasıl oynadı? Önce bir hamle yapıyor DeepMind ve bunun yanlış olduğunu sanıyor herkes ve eleştiriyorlar. Sonra o hamlenin aslında mucizevi bir hamle olduğunu, Go oyunu tarihindeki en önemli yaratıcı hamlelerden birisi olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve bu hamleyi yapabilmesinin temel sebebinin öğrenmeyi insan verisiyle kısıtlı değil, kendi kendine geliştirdiği veriyle yapabilmesine bağlıyorlar. İşte belki ChatGPT bugün böyle bir yere varmış durumda. Toparlayalım. Oldukça karmaşık şeyler anlattım ama basit indirelim. Şu anda anladığımız kadarıyla ChatGPT'nin içerisinde QSTAR diye bir proje var. En azından dedikodular bu yönde. Ve QSTAR matematik problemlerini çözme becerisine sahip. Bunu yapabilmesinin temel sebebi biraz önce bahsettiğim teknoloji parçacıkları. Tree of Thoughts. Yani düşünceler ağacı gibi. Kendi verisini kendisi üretebilmesi gibi. Artık buraya emirleri düşünce silsilleri haline girip bu düşünce silsillerine nasıl gittiğini puanlayabilmemiz gibi ve bunun tamamını yapay zekanın kendi kendine yapabilmesi gibi. Nvidia yapay zeka takımından Jim Fan, ChatGPT'nin ulaşmış olabileceği yeri Q-Star'la çok enteresan şekilde tanımlıyor. Eğer ChatGPT hakikaten söylendiği gibi kendi verisini kendi üretiyorsa, düşünce silsileleri geliştirip düşünme şeklinin doğru olup olmadığını kendi kendine değerlendirebiliyorsa, bu durumda elimizde bir perpetual motion machine vardır diyor. Yani kesintisiz ve sürekli olarak hareket etmeye devam edebilen bir makine. Ne uğruna kompleks problemleri çözmek için kendi kendini sürekli geliştirmek uğruna. Evet şu anda Q-Star hala bir söylenti. içeride gerçekten ne var bilmiyoruz. Hangi seviyede olduğunu bilmiyoruz. Fakat yapay zeka dünyasında çalışan başka insanların raporları, içerikleri, paylaşımları ChatGPT'nin buraya bir hayli yaklaşmış olabileceğini söylüyor. Eğer bütün bunlar gerçekse insan seviyesinde bir yapay zekaya çoktan ulaştık demektir. Hatta belki insan zekasını aşacak bir yapay zekanda ilk adımları atılıyor demek. Peki bir yatırımcı olarak bunu nasıl değerlendirmek lazım? Eğer herhalde yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisse senetlerini almak akıllıca olabilir bir yatırım tavsiyesi değil ama bütün bunları mümkün kılan Nvidia çipleri ise Nvidia yatırımı makule benziyor. Bu fiyatı iyidir, kötüdür demiyorum ama uzun vadede Nvidia'nın bütün bu oyun içerisindeki rolün çok büyük olduğunu düşünüyorum. E bir yandan da herhalde Microsoft hissesini de almakta fena olmayabilir. Microsoft da çünkü hem kendi bünyesinde hem OpenAI ile işbirliğinde bu yolda çok hızlı ve seri şekilde ilerliyor. Aynı şekilde Google da bence çok önemli bir oyuncu. Unutmayın Go'yu yenen DeepMind bir Google yatırımı şu anda. Google da bu konuda çok ileride. Benim tahminim yapay zeka ile ilgili gelişmeler sandığımızdan daha hızlı gerçekleşecek ve Artificial General Intelligence'a yani yapay genel zekaya beklenen çok daha önce ulaşacağız. Soru ve yorumlarınızı merak ediyorum. Biraz karışık bir bölüm oldu biliyorum. Benim de tam anladığım şeyler değil için doğrusu ama yine de yararlı olmuştur diye umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.